Bir magazin çekimi bakayım. Oo, iki hanım da çok şıklar. Şok şok şok. Yılın modelleri. Ülkücüm, özellikle Yaşar, şu beyaz olana bir böyle iyice bir şey yapalım mı? Bir sanki bir dantel anglesmiş gibi bir ifadesi var. Biz ortak alanlıkta bir merserize ip kullandık, yazlık bir hırka olsun diye. Bunu normal dantel ipiyle ördüğümüzde zaten aynı teknik, aynı iş. Aynı iş. Aynı iş. Örgü, yani birleştirme, arkasındaki o zincir motifler ters tutulur. Evet. Kalıp üzerinde. Tersten motifler yerleştikten sonra aradaki işlerle birbirine bağlanır. Ve kapşonlu bir model. Evet. Yani bu yazın, yaz akşamlarının, bahar akşamlarının çok tatlı bir modeli olmuş. Her türlü giyilir. Her şekilde. Her şekilde giyilir. Ayrıca hani kalıbıkla çalışılan bir model olduğu için diğer plaj elbisemiz gibi her formda yapılabilir. Kalıba çalışılan dediğin, bir kalıpta kaç bedende çalışıyorsun bunu mesela? Bunlar? Beden kaçsa, yani siparişle ördüğümüz için. Kalıbı kesip kalıbı koyuyoruz kesip, kendi kalıbımızı. Aynen şu şekilde. Bir dakika, Yaşar şuradaki kalıbımızı kalıpta çalışıldı dediği için, bakın böyle kendi bir eteğinizden, elbisenizden böyle bir, biz koyu renk olsun diye istedik, altında böyle bir kalıp çıkartalım. Ben kraft kağıtla çalışıyorum. Kraft kağıt iyi oluyor mu? Daha sert oluyor. Şimdi biz bunun üzerinde çalıştığımız için sürekli o milaj kağıdı denilen o kağıtlar çok ince oluyor ve yıpranıyor. Yurdanur, bu fikri kaptık mı? Çok güzel bir fikir. Evet, şimdi Yurdanur oradan o fikri aldı. Evet. Diğerleriyle denedik, sıkıntı yaşadık çünkü. Şimdi o modelde bunda motifler düz kullanılıyor plaj elbisesinde birleştirirken. Şunda diyorsun. Evet, bunda motifleri düz yerleştiriyoruz. Bize bakıyor düz yüzü. Ha bir dakika, şimdi kafamız karışmasın, şu renkli renkli olan plaj elbisesi. Evet, o da yine kalıp üzerinde çalışılıyor. Yine kalıp üzerinde çalışılıyor. Kalıp dediği bunu bir yere yapıyoruz. Şu şekilde kalıp biz çıkarıyoruz. Biz de daha önce bu şekillerde çalıştık. Biz milaj kağıdına yapıyorduk, bu iyi bir akılmış. Ya da başka neye yapılabilir? Bak, karton denedik, çok sert oldu, karton elde sert olmadı, oluyor, iğne batmadı oluyor vesaire. Evet. Ama bunu bir minder gibi, hani içinde hafif sünger olan bir yastık tarzı bir şeyin üzerinde de çalışabiliyorsunuz. Onun üzerine iğneleyip onun üzerinde de çalışabiliyorsunuz ama biz genelde büyük form çalıştığımız için güzel elbise, hırka vesaire başaramadık. Yani herkes kendi kalıbını kendi çıkaracak. Bunda kaç motif var bu plaj elbisesinde? Bunda yaklaşık 160 civarı var. Ama hep yedekli çalışmak gerekiyor çünkü eklerken sizin o an bir motif orada olması gerekiyor. İhtiyacınız ip çok uzun olmasın, dönüşler rahat olsun diye. Küçük motifler minimum, kaç tane? Büyük, aşağı yukarı. 12 tane en mini var. Bunda 6 ana motif olduğu için. Yıldız şeklindeki büyüklerden 36 tane var. Şöyle hesaplamak daha doğru. Ana motif kaç adetse çalıştığınız modele göre şu motiften çarpı 6. Gösterelim. Yıldız. Şu motiften çarpı 6 yapıyoruz ana motifin. Etrafı. Çünkü etrafına dizdiğimiz için. Evet. Şu motiften çarpı 2 yapıyoruz ana motifin çarpı 2'si. Şundan yine çarpı 2. Şundan çarpı 6. Minikten çarpı 6. Ve şurada yine bir minik orta boy bir motifimiz var. Bundan da çarpı 6 yapıyoruz minimum. Evet. Yedekli çalışmakta fayda var. Kalıp üzerine yerleştirdiğimizde birleştirirken İlave minik motiflere, şunlara ihtiyaç doğabiliyor çünkü. Ülkü Üçkale biliyorsunuz, artık tanıyorsunuz. Daha önce başka bir sektördeydi, otomotiv sektöründeydi. Oradan buraya bir ekibi, ailesi şimdi çok güzel üretimler yapıyorlar. Ben gerçekten çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Ara gibi ederim. Çalışıyorlar hepsi. Evet, sağ olsunlar. Tabii emek, ekip çok önemli. Böyle bir şey bir tişört üstüne de olur, içine bir astar yapabilir isteyenler, hani giyim tarzınıza göre bu elbiseyi düşünebilirsiniz. Şu anda mayo üstü gibi düşünülmüş ama içine güzel bir astar da dikilebilir, bir elbisenizi buna adapte edebilirsiniz. Hadi başlayalım. İsterseniz ana motifi mi? Önce şuradaki ana motif ana biraz daha bahsedelim. Değişik. Ha, bir şey dedin demin, beyaz hırkada motifin tersini kullandın. Evet. Kalıba motifleri ters yerleştiriyoruz. Yani tersi bize bakıyor. Zira kabarık durması için ve altındaki bağlama şekli daha sık ve daha incedir. O zincir geçişleri. Motifi üstten bağladığınızda şuradan bağladığınız için. Hı hı. Motif
bağlantı noktasıyla eş hizada gider. Diğerinde bağlantılar altta kalır. Motif öne çıkar. Bir dakika, hemen gösterelim. Hemen gösterelim o şeyi. Beyaz hırkaya bir yakın çekim yapalım. Yani burada kağıda motifi öne çıkarıyoruz. Ters yöne yapıyoruz. Motifler öne çıkıyor. Bakın kabarık üç boyutlu gibi duruyorlar. Evet, ve üzerlerinde hep ters sık iğne dediğimiz teknik uygulanıyor. Genelinde, ortalarında, üzerinde. Bilmiyorum, beğendiniz mi? Yazın fikirleri. Evet, nasıl yapıyoruz? Ana motifi söyleyelim. Nasıl yerleştiriyoruz? Şimdi ben burada bir mini etek çalışması, hani burada daha pratik olsun diye mini etek şeklinde bir kalıp çalıştırdım. Ha, mini etek. Evet, yani yapabilirler tabii. Biz hırkasını yaptık, uzun elbisesini yaptık, sırt açık elbisesini yaptık. Dolayısıyla kalıbını çıkarttığınızda her şeye uyabilir. Tamam. Bir sorun değil. Güzel. Bu etek için ortaya bir ana motif koyduk. Evet. Ana motifin etrafına yıldız motifler ve diğerlerini serpme. Bu sizin zevkinize kalmış. Nasıl istiyorsanız. Burada ortada güneş var. Evet. Yıldızları yerleştirdin oraya. Evet. Evet. Serptin, evet. Bunu komple beyaz çalışmak istedik ama isteyen istediği renkte de çalışabilir. Hani hiç öyle bir renk kısıtlamamız da yok. İğneler renkli renkli duranlar iğneler. Bu evet. Komple beyaz oluyor. Komple beyaz da çok güzel olur. Evet Ülkücüğüm, ortadaki motifi nasıl yapıyorsun? Önce 8 zincir çekiyoruz. Zincirden bir halka oluşturuyoruz. Sonra bir tane sık iğne, 1, 2, 3 zincir. Tekrar boşa batıyoruz, bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne ile zinciri halkaya bağlıyoruz. Tekrar bir sık iğne. 1, 2, 3. Bu şekilde 6 tane, kimisi pıtırcık diyebiliyor buna. Farklı isimlendirmeleri var. 3 zincir ve zinciri bağladığımız sık iğne ile beraber 2 zincir olmuş oluyor. Tekrar 3 zincir, tekrar bağlama sık iğnesi. Bir sık iğne daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. 1, 2, 3 zincirle tekrar göbeğimizi oluşturduk. Yana bağlıyoruz. Bu beyaz hırkadan istesek çalışır mısınız? Çok güzel olmuş. Biraz uzun süren bir şey galiba. 1,5 ay gibi bir emek süreci var. Vay, çünkü vay, tek vay. Kişi çalışmak zorunda. Aksi takdirde motiflerde el değişimi olabiliyor. Çünkü herkesin tığ tutma şekli vesairesi farklı. Tek bayağı kişinin emeği olduğu için 1,5 ay sürüyor. Bayağı iyi. Bakın böyle bir güller var. Orada geliyor mu? Evet. Tersten yerleştirip monte ediyoruz. Bakın güller böyle kabar kabar duruyor orada. Çok şık duruyor. Şahane. Evet. Bağladıktan sonra ikinci sırada 6 zincir çekiyoruz. Çektiğimiz 3 zincirin ortasından 6 zincir çalışıyoruz. Onu yan sıradaki zincire, yandaki zincire bağlıyoruz sık iğneyle. Pamuklu bir ip kullanıyorsun. Evet. Tığın kaç numara? 2 milim. 2 milim. Yine 6 zincir çektik. Yine yandaki zincirin üzerine bağladık. Yine 6 zincir çekeceğiz. Bu sırada bu şekilde oluşuyor. Sonra şuraya bir tane çalışmıştım. Evet. Bunu bırakalım isterseniz, zaman kaybetmeyin. Bütün sırayı o şekilde gidiyoruz. Tamam. Sonra altta yaptığımız 6 zincirin içine bir zincir çekiyorum araya. 6 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 4. Altı. Altı. Altı zincir kutusu var aşağıda. Onun üzerine 6 trabzan çalışıyoruz. Hepsinin arasına da birer zincir çekiyoruz. Tamam. Sıra sonunda bağladıktan sonra üst sıraya geçiyoruz. 2 zincirle yukarıya çıktık. Her alttaki...